Yani piyasanın ihtiyaçlarına göre alınmış bir karar, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre değil. 2022 Yükseköğretim Kurumları sınavında baraj puanları kaldırıldı. Eğitim Sembolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, üniversiteye girişte baraj puan uygulamasının kaldırılmasını değerlendirdi. Diplomalarla ya da kendi işini yapma olasılığı yok gençlerin, artık çok ciddi bir işsizlik. Gezici, kararın ortaöğretimin de iflasının resmi bir ilanı olduğunu vurgulayarak işsizliği de artıracağını düşündüğünü belirtti. Bizim buradaki barajla mevcut iktidar eğitimin niteliğiyle ilgilenmiyor işin açıkçası. Finansmanı ve işte ekonomiyi canlandırsın, şehrin ekonomisine katkı sağlasın gibi bir karar. Eğitim konusunda insanların çok umutlu olmadığını dile getiren Gezici, kararın üniversiteye yerleşimi artıracağını ifade etti. Aslında eğitim sistemine dair çok fazla mutlu insan duyamıyoruz. Ve öyle plansız bir şekilde yürütülüyor ki memlekette en çok da diplomalı işsizliğe biz tanık oluyoruz. Şimdi iktidarın buradaki amaçlarından birisi kontenjanlar giderek. Çünkü yüksek öğrenime artık öğrenciler yüksek öğrenimi tercih etmiyorlar. Her bölümü tercih etmiyorlar. Çok ciddi bir kontenjan boşluğu var. Sebeplerden birisi bu olabilir. Diğer bir mesele, yine vakıf üniversitelerinin hani piyasanın talepleri doğrultusunda burada üniversiteye yerleşimi daha arttıracak, kontenjanı arttıracak bir durum. Gençlerin eğitim yoluyla bir gelecek planlamadığına dikkat çeken Gezici, talebin piyasaya göre alındığına vurgu yaptı. Lisede bir rehber öğretmen olarak çalışıyorum ve öğrencilerin zaten örgün eğitime devam etmekle ilgili de ciddi problemleri var ve burada da asıl söyledikleri şeylerden birisi mesela, en azından bir an önce gideyim, sigorta kaydım olsun, bir girişim yapayım. Demek istediğim şey, yani o boş kontenjanların sebeplerinden birisi bir, diplomalarla ya da kendi işini yapma olasılığı yok gençlerin, artık çok ciddi bir işsizlik var. Diğer bir konu, üniversitelerin ciddi barınma sorunları var. Ülkede çok ciddi bir ekonomik kriz var ve gerçekten ciddi bir maliyet yüksek öğrenim şu anda, hak olmaktan da çıkmış durumda. Barınma sorunu var üniversitelerin, nitelik sorunu var üniversitelerin. Dolayısıyla bu kontenjanların barajı kaldırarak çözülebilecek bir sorun olarak durmuyor maalesef. Yani piyasanın ihtiyaçlarına göre alınmış bir karar, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre değil. Gezici, iktidarın eğitimden çok şehirlerin ekonomisine yönelik çalıştığını işaret etti. Bizim buradaki barajla mevcut iktidar eğitimin niteliğiyle ilgilenmiyor işin açıkçası. Finansmanı ve işte ekonomiyi canlandırsın, şehrin ekonomisine katkı sağlasın gibi bir karar. Aslında bu orta öğretimin de iflasının resmi bir ilanı olarak biz görüyoruz. Çünkü her geçen sınavda sıfır çeken diyorlar, hani tabir olarak da böyle kullanılıyor. Her geçen yıl artıyor bu. Bununla yüzleşmektense barajı kaldırmayı tercih etti. Gezici, gençlerin umutsuzluğa kapılıp yurt dışı hayali kurduğuna dikkat çekti. Yani diplomalı işsizlik zaten çok ciddi bir sorun. Hani diplomalı ve kadınların, diplomalı kadınların özellikle işsizliği. Yani sonuçta bu işsizlik ve ekonomik üretime dayalı bir ekonomiden bahsetmezsek, bir istihdam yaratacak, yatırım yapacak bir ekonomiden bahsetmezsek, elbette ki bu işsizliğe yol açacaktır. Ki kaldı ki hani basında da görüyoruz zaten, işte tıp fakültesi mezunundan tutun mühendislerine kadar öğrencilerin bir yurt dışı hayali, yani bu ülkede bir gelecek kurmak gibi bir hayallerinin olmadığını görüyoruz. Yani bunları çözecek bir mesele değil yani barajın kalkması ya da kalkmaması. Sıralama yine hani yapılacaktır öğrencilerin, yine sınav, hani sonuçta taban puan vesaire yine yapılacaktır.